Evet arkadaşlar, bugün size tepkimelerde ısı değişiminden bahsedeceğim. Biliyoruz ki maddenin yapısında atomları bir arada tutan bağ kuvvetleri var. Ve bu bağ kuvvetlerinin meydana getirdiği bir potansiyel enerji var. Sabit basınç altında yürüyen tepkimelerde ısı alışverişine entalpi değişimi veya tepkime entalpisi denir. Entalpiyi büyük harf E ile gösteriyoruz. Fiziksel veya kimyasal olaylarda maddenin potansiyel enerjisi değişir ve buna göre tepkimelerde ısı alınır veya ısı verilir. Tepkime sonunda meydana gelen bu iç enerji değişimine ise tepkime entalpisi ya da tepkime ısısı denir. Bu enerji değişimini göstermek için de delta H ifadesini kullanırız. Bir tepkimedeki tepkime entalpisi değişimini bulmak için ürünlerin entalpi değişiminden girenlerin entalpi değişimini çıkartarak tepkime entalpisini bulabiliriz. Potansiyel enerjiye baktığımız zaman, grafiklerini incelediğimiz zaman tepkimeleri egzotermik ve endotermik olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Endotermik tepkimeler girenlerin potansiyel enerjisi, X'i girenler olarak gösterelim. Y ise ürünler. Ürünlerin potansiyel enerjisinden girenlerin potansiyel enerjisini çıkarttığımız zaman delta H'ın sıfırdan büyük olduğunu görürüz. Onu da şu şekilde: toplam ürünlerin entalpi değişimi eksi toplam girenlerin entalpi değişiminden Y'nin potansiyel enerjisinden X'in potansiyel enerjisini çıkarttığımız zaman entalpi değişimini sıfırdan büyük olduğunu görüyoruz. Entalpi değişimi sıfırdan büyük olduğunda tepkimenin endotermik olduğunu söyleyebiliriz. Potansiyel enerji grafiklerine baktığımızda kimyasal tepkimeleri egzotermik ve endotermik olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Endotermik tepkimeler ısı alan tepkimeler, egzotermik tepkimeler ise ısı veren tepkimeler olarak tanımlanır. Endotermik tepkime de potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiğine baktığımız zaman X giren maddeyi, Y ise ürünleri temsil ediyor. Giren maddenin potansiyel enerjisi ürünlerin potansiyel enerjisinden daha küçük. Yani ürün eksi giren dediğimiz zaman potansiyel enerji farkının, yani entalpi değişiminin sıfırdan büyük olduğunu görüyoruz. Bakın, grafikte de gösterdiğimiz gibi tepkime entalpisi sıfırdan büyüktür. Yani iç enerji değişimi sıfırdan büyük, yani pozitiftir. Reaksiyona girenlerin potansiyel enerjisinin ürünlerin potansiyel enerjisinden daha küçük olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla minimum enerji eğilimi tepkimede girenler tarafındadır. Çünkü ısı girenler tarafında yer almaktadır. İleri yöndeki aktivasyon enerjisi geri yöndeki aktivasyon enerjisinden daha büyüktür. Endotermik tepkimelere neler örnek verebiliriz? Endotermik tepkimelere erime, buharlaşma, süblimleşme gibi hal değişim olaylarını örnek verebiliriz. Analiz, ayrışma tepkimelerini örnek verebiliriz. Örneğin sodyum kloratın ısıyla sodyum klorür ve oksijen gazının ayrışması ısı alan bir tepkimedir, endotermik bir tepkimedir. Ya da nötr bir atomdan bir elektron koparmak için harcadığımız enerji iyonlaşma enerjisidir. Bu da endotermik tepkimeye örnektir. Aynı zamanda bağ kopması yine endotermik tepkimelere örnektir. Elektroliz endotermik bir tepkimedir. Azot gazının yanması, arkadaşlar yanma olaylarının hepsi egzotermiktir, ısı vererek gerçekleşir. Fakat azot gazının yanması ısı alarak gerçekleşen bir yanma tepkimesidir istisna olarak. Birçok katı ve sıvının suda çözülmesi yine endotermik olarak gerçekleşir. Egzotermik tepkimelere örnek olarak ise potansiyel enerji tepkime koordinatına baktığımız zaman egzotermik tepkimelerde girenlerin potansiyel enerjisinin ürünlerin potansiyel enerjisinden daha yüksek olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla formüle göre ürünlerin potansiyel enerjisinden girenlerin potansiyel enerjisini çıkarttığımız zaman sonucun sıfırdan küçük olduğunu, yani entalpi değişiminin negatif olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla grafikten de gördüğünüz gibi minimum enerji eğilim ürünler yönündedir. Çünkü ısı ürünler tarafındadır.
tepkime gerçekleşmeye başladığı andan itibaren ortama ısı verilir. Yani ortam ısınır. İleri yöndeki aktivasyon enerjisi ise geri yöndeki aktivasyon enerjisinden daha düşüktür. Egzotermik tepkimelere örnek verecek olursak, sentez tepkimeleri, egzotermik tepkimeleri yani oluşum tepkimelerini verebiliriz. Bunun yanı sıra biraz önce bahsettiğim azot gazının yanması yine hariç egzotermik tepkimelerdir, bütün yanma tepkimeleri. Donma, yoğunlaşma, kırağlaşma gibi hal değişim olayları yine egzotermik tepkimelere örnektir. Bağ kırılması endotermiktir demiştik. Bağ oluşumu ise egzotermik bir tepkimedir. Katı ve sıvılar üstünde çözülmesinde biraz önce endotermiktir, ısı alarak gerçekleştiğini söylemiştik. Fakat gazların suda çözülmesi egzotermik olarak gerçekleşir, ısı vererek çözülme gerçekleşir. Bunun yanı sıra da nötrleşme tepkimeleri yine egzotermik tepkimelere örnek olarak verilebilir. Arkadaşlar bir tepkimenin entalpisi yani tepkime ısısı nelere bağlıdır dediğimiz zaman birincisi maddenin türüne bağlıdır. İkincisi madde miktarına bağlıdır. Yani madde miktarı ile doğru orantılıdır. Tepkimeye giren madde miktarı ne kadar fazla olursa açığa çıkan ısı veya alınması gereken ısı buna bağlı olarak değişir. Örnekte olduğu gibi karbonun oksijenle yanma tepkimesinde 1 mol karbonun yanma tepkimesinde açığa çıkan ısı 94 kilokalori iken 2 mol karbonun yanması sırasında açığa çıkan ısı 188 kilokaloridir. Yani mol sayısıyla entalpi değişimi doğru orantılıdır. Aynı zamanda sıcaklık ve basınca bağlı olarak değişir. Maddenin fiziksel haline bağlı olarak değişir. Örneğin H2O'nun oluşma tepkimesine baktığımız zaman, her iki tepkimeyi kıyasladığımız zaman gaz fazında oluşan suyun açığa çıkardığı ısı 57.8 kilokalori iken sıvı haldeki suyun oluşturduğu ısı miktarı 68.3 kilokaloridir. Yani burada tepkimenin birinci ve ikinci tepkimede fiziksel haline nasıl bağlı olduğunu görmekteyiz entalpi değişiminin. Tepkime ısısı tepkimenin izlediği yola bağlı değildir. Yani bazı tepkimeler tek basamaklı gerçekleşir, bazı tepkimeler mekanizmalı gerçekleşir ama sonuç olarak entalpi değişimi buna bağlı değildir. Tek basamakta ne kadar ısı oluşturuyorsa mekanizmalı tepkimelerde açığa çıkan ısı da o kadardır. Bir soruyla devam edelim. Yukarıdaki grafiğe göre X artı Y, Z'yi oluşturmaktadır. Buna bağlı olarak potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiğine göre demiş hangileri doğrudur? Tepkimenin entalpi değişimi biraz önce de söylediğimiz gibi ürün eksi giren olarak ifade edilir. Dolayısıyla ürünlerin potansiyeli B, girenlerin potansiyeli A. Dolayısıyla delta H B eksi A'ya eşittir. Birincisinde ise A eksi B dediği için yanlış. İkincisi ürünlerin potansiyel enerjisi B kilokaloridir. Evet, ürünlerin potansiyel enerjisi B kilokaloridir. Doğru. Üçüncüsü düşük sıcaklıkta Z gazı X ve Y gazından daha kararlıdır. Şimdi tepkime egzotermik bir tepkime. Buradan da anladığımız gibi egzotermik tepkimede ısı ürünler tarafındadır. Dolayısıyla düşük sıcaklıkta ürünler daha kararlıdır diyebiliriz. Dolayısıyla ikinci ve üçüncü öncülümüz doğru oluyor. Cevap Denizli. Diğer bir soruya bakacak olursak, burada verilen reaksiyonlardan kaç tanesi endotermiktir diye soruyor. Biraz önce istisnadan bir tanesinden bahsetmiştik. Azot gazının yanma tepkimesi. Azot gazının yanma tepkimesi endotermik bir tepkimedir. Diğer yanma tepkimelerden farklı olarak. Dolayısıyla birincisi endotermiktir. İkincisi ise elektron alma olayı. Egzotermiktir, elektron ilgisi olarak tanımlanır. Fakat ikinci elektronu alması endotermik tepkimeye örnektir. Üçüncü öncüde ise bir fotosentez tepkimesi gerçekleşmekte. Fotosentez tepkimesi de yine karbondioksit ve suyun glikoz ve oksijene dönüşmesi enerji gerektirdiği için bu da yine endotermiktir. Dördüncü tepkime ise suyun hidrojen ve oksijen gazına ayrışması yani bir analiz tepkimesine örnektir. Bunun için de yine enerji gerekir. Dolayısıyla dördüncü tepkime de yine bir endotermik tepkimedir. Beşincisinde
Şeker molekülünün suda çözünmesi, bir katının veya sıvının suda çözünmesinin endotermik olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla yine bu tepkime de endotermiktir. Yani burada yer alan tepkimelerin hepsi endotermik tepkimeye örnektir. Cevap Edirne olacak. Bir diğer soruya bakacak olursak, tepkimelerde açığa çıkan ısı miktarlarının doğru karşılaştırılması hangisinde doğru verilmiştir diyor. Baktığınız zaman H2O'nun yani suyun gaz fazında oluştuğu birinci tepkime, sıvı fazda oluştuğu ikinci tepkime ve 2 mol su molekülünün yine sıvı fazda oluştuğu üçüncü tepkimeyi görmekteyiz. Dolayısıyla burada biraz önce söylediğim gibi birinci ve üçüncü tepkimeye bakacak olursak, hatta ikinci ve üçüncü tepkimeye bakacak olursak madde miktarının ısıyla doğru orantılı olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla üçüncü tepkimede açığa çıkan ısı en büyüktür. Çünkü 2 mol su molekülü ve sıvı fazla oluşmuş. Öbür taraftan birinci ve ikinci tepkimeye bakacak olursak fiziksel halde ısının nasıl değiştiğini görmüştük. Dolayısıyla sıvı halde oluşan suyun açığa çıkarttığı ısı miktarı daha fazladır birinci tepkimeye göre. Dolayısıyla kıyaslayacak olursak Q3 en büyük, sonra Q2, sonra Q1 olarak görmekteyiz. Yani cevap A seçeneğimizdir. Ve diğer bir sorumuz, hangisinde ürünlerin ısı kapsamı diğerlerinden daha düşüktür diyor. Ürünlerin ısı kapsamının diğer girenlerden daha düşük olması tepkimenin egzotermik olduğunu gösterir. Dolayısıyla hangisi egzotermik bir tepkimedir dediği zaman, baktığımız zaman fotosentez endotermik bir tepkime. Azot gazının yanması yine endotermik bir tepkimedir. Sindirim endotermik bir tepkimedir, enerji gereklidir. Elektrolizin, biraz önce de bahsettik, bileşenlerine ayrılması için yine bir enerji gerekir. Fakat nötrleşmede asit ve baz tepkimelerinin egzotermik olduğundan bahsettik. Dolayısıyla cevabımız D seçeneğidir. Ve bir diğer soruya bakacak olursak, sadece bu tepkimeleri kullanarak hangilerine ulaşılır demiş. Baktığımız zaman tepkime entalpisi harcanan madde miktarına bağlıdır demiş. Şimdi tepkime entalpisi harcanan madde miktarına bağlıdır. Yani miktarla doğru orantılı olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla birinci ve üçüncü tepkimeye baktığımız zaman miktarı ısıyı nasıl etkilediğini görüyorsunuz. Dolayısıyla mol sayısı iki katına çıktığına göre ısı miktarı da iki katına çıkmış. Dolayısıyla tepkime entalpisi harcanan madde miktarıyla doğru orantılı olduğunu birinci ve üçüncü tepkimede görmekteyiz. İkincisinde tepkime entalpisi maddenin fiziksel haline bağlıdır demiş. Burada da birinci ve ikinci tepkimede bunu görmekteyiz. Suyun gaz halinde oluşturduğu tepkimede çıkan ısıyla sıvı halde oluşumu sırasında çıkan ısıyı karşılaştırdığımız zaman İkincisinde daha fazla olduğunu görüyorsunuz. Yani fiziksel haline de bağlı olduğuna ulaşabiliyorsunuz yukarıdaki tepkimelerden. Üçüncüsünde ise H2O gaz moleküllerinin potansiyel enerjisi aynı koşullardaki sıvı moleküllerin potansiyel enerjisinden daha büyüktür. Bu da doğru arkadaşlar. Çünkü gaz fazındaki moleküllerin birbirine uzaklığından kaynaklanan potansiyel enerji farkı sıvı moleküllerine göre daha fazladır. Dolayısıyla üçü de doğrudur. Yani cevap Edirne.